Merhaba arkadaşlar, hanımın elimi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle bu güzel tığ oyamızın yapılışını yapacağız. Kolay ve gösterişli, hızlı ilerleyen güzel bir model arkadaşlar. Önce iki zincirle tığ battısını yapıyoruz. Daha sonra çimenlerini ve çiçeğimizin yuvasını, son olarak da çiçeğimizi örüyoruz arkadaşlar. Şimdi modelimizin yapım aşamasına geçelim. Önce herhangi bir tığ battısından ipimizi sabitliyoruz. Bir, iki tane zincir çekiyoruz. İpimizi tığımızın tepesine bir defa sarıyoruz. Ve bir sonraki tığ battısından ikili bir trabzan. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekiyoruz ve buradaki trabzan altından kirpik yapıyoruz. Tekrar 2 tane zincir çekiyoruz. Bir sonraki tığ battısından sabitliyoruz. 1, 2 tane zincir çekiyoruz. Tekrar bir sonraki tığ battısından ikili bir trabzan. Tepesine 4 veya 5 tane zincir çekiyoruz. Buradaki trabzan altından sık iğnesiyle sabitliyoruz ve kirpik yapıyoruz. 2 tane zincir çekiyoruz. Bir sonraki tığ battısından sabitliyoruz. 1, 2 tane zincir çekiyoruz. Tekrar bir sonraki tığ battısından ikili bir trabzan. Tepesine 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekiyoruz ve buradaki trabzan altından sık iğnesiyle sabitliyoruz ve kirpik yapıyoruz. 2 tane zincir çekiyoruz ve bir sonraki tığ battısından sabitliyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. Aradaki çimen kısmını 5 tane örüyoruz. Dilerseniz daha fazla veya daha az da örebilirsiniz. Şimdi bir tane zincir çekiyoruz. Orta boy bir örümcek yapıyoruz. İpimizi tığımızın tepesine 3 defa sarıyoruz. 1, 2 tığ battısı atlıyoruz. 3. tığ battısından önce 1, sonra 2'sini 1, 2'sini 1, 2'sini 1 ve 2'sini 1 olacak şekilde topluyoruz. Buradaki oluşan trabzan üzerine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 tane sık iğnesi yapıyoruz. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane zincir çekiyoruz. Modelimizi çeviriyoruz. Buradaki birinci sık iğnesi tepesinden sabitliyoruz. Tekrar modelimizi çeviriyoruz ve zincirimizin üzerine yine 8 tane sık iğnesi yapıyoruz. 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 tane sık iğnesi örüyoruz arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane zincir çekiyoruz. Ve buradaki ilk yaptığımız yuvadan sık iğnesi tepesinden sabitliyoruz. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çekiyoruz. Tekrar buradaki zincirimizin altından giriyoruz ve burada kirpik yapıyoruz ve küçük bir yuva oluşturuyoruz.
Tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 tane sık iğne sürüyoruz arkadaşlar. Dibinde bir zincir, diğer tarafla aynı boy bir örümcek yapıyoruz. Yine 1, 2, 3, 2 tığ batısı atlıyoruz. 3. tığ batısından sabitliyoruz. 1, 2 tane zincir çekiyoruz ve bir sonraki tığ batısından ikili bir trabzan. Tepesine 5 tane zincir çekiyoruz ve kirpik yapıyoruz. 2 tane zincir çekiyoruz ve bir sonraki tığ batısından sabitliyoruz. Tekrar 2 tane zincir çekiyoruz. Bir sonraki tığ batısından ikili bir trabzan. Tepesine 5 tane zincir çekiyoruz. Kirpik yapıyoruz. Tekrar 2 tane zincir çekiyoruz. Ve bir sonraki tığ batısından sabitliyoruz. Evet arkadaşlar, çimenlerimizin ve çiçeğimizin yuvasının yapılışı bu şekilde. Şimdi çiçeğimizi örelim. Dilerseniz iki renk, dilerseniz rengarenk de örebilirsiniz arkadaşlar. Önce ben burada mor renkle öreceğim. Bir, iki tane başlangıç zinciri çekelim. Modelimizi yazmamızın arka yüzünden ipimizi sabitliyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çekiyoruz. İpimizi tığımızın tepesine bir defa sarıyoruz. Önce bir, sonra ikisini bir, ikisini bir. 3 defa da topluyoruz. Aralarda 2 tane zincir çekiyoruz. Tekrar önce bir, sonra ipimizi tığımızın tepesine bir defa sarıyoruz. Yine 3 defa da topluyoruz. Aralarda 2 tane zincir çekiyoruz. 1, 2, 3 defa da topluyoruz. 1, 2 tane zincir çekiyoruz. İpimizi tığımızın tepesine bir defa sarıyoruz. Önce bir, sonra ikisini bir, ikisini bir. Üçlü trabzan örüyoruz arkadaşlar. Aralarda 2 tane zincir çekiyoruz. İpimizi tığımızın tepesine bir defa sarıyoruz. 3 defa daha topluyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. Toplamda 5 tane yuva oluyor arkadaşlar. 1, 2, 3 tane zincir çekiyoruz. Modelimizi çeviriyoruz. İpimizi tığımızın tepesine bir defa sarıyoruz. Yine 3 defa da topluyoruz. Tekrar üçlü bir trabzan. Tekrar ipimizi tığımızın tepesine bir defa sarıyoruz. 3 defa da topluyoruz. 1, 2, 3. Tekrar ipimizi tığımızın tepesine bir defa sarıyoruz. 3 defa da topluyoruz. 1, 2, 3 tane zincir çekiyoruz ve aynı yuvadan sık iğnesiyle sabitliyoruz arkadaşlar. Zincirlerle beraber toplamda 6 tane üçlü trabzan örüyoruz. Şimdi bir sonraki yuvaya geçiyoruz. Tekrar 3 tane zincir çekiyoruz. İpimizi tığımızın tepesine bir defa sarıyoruz ve yine 3 defa da topluyoruz. Bu şekilde 4 tane üçlü trabzan örüyoruz. Kenar zincirleriyle beraber 6 tane üçlü trabzan oluyor arkadaşlar. 1, 2,
3 tane zincir çekiyoruz. Tekrar aynı yuvadan sık iğnesiyle sabitliyoruz. Bir sonraki yuvaya geçiyoruz. Yine 3 tane zincir çekiyoruz. İpimizi tığımızın tepesine bir defa sarıyoruz ve yine 3 defa da topluyoruz. Modelimiz çok kolay ve gösterişli bir model arkadaşlar. Tülbente yazmalarda kullanabileceğiniz çok hoş, zarif bir model. Evet arkadaşlar, tekrar bir sonraki yuvaya geçiyoruz. 3 tane zincir çekiyoruz. İpimizi tığımızın tepesine bir defa sarıyoruz. 3 defa da topluyoruz. Bu şekilde 4 tane üçlü trabzan örüyoruz ve kenar zincirleriyle beraber toplamda 6 tane üçlü trabzan oluyor arkadaşlar. Tekrar 3 tane zincir çekiyoruz ve aynı yuvadan sabitliyoruz. Tekrar bir sonraki yuvaya geçiyoruz. Yine 3 tane zincir çekiyoruz. İpimizi tığımızın tepesine bir defa sarıyoruz. Ve 3 defa da topluyoruz. Tekrar ipimizi tığımızın tepesine bir defa sarıyoruz. Önce bir, sonra ikisini bir, ikisini bir. Bu şekilde 4 tane üçlü trabzan örüyoruz. 1, 2, 3 tane zincir çekiyoruz. Ve aynı yuvadan sabitliyoruz. Dibinde bir zincir ve ipimizi koparıyoruz. Evet arkadaşlar, modelimiz bu şekilde çok kolay ve hızlı ilerleyen güzel bir model arkadaşlar. İyi günler arkadaşlar. Beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı unutmayalım.